Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birkaç gün videomuz maalesef böyle kamerasız olacak gibi duruyor. Biraz da rahatsızlığım var arkadaşlar. Affınıza sığınarak bu şekilde sizlere aktarmak istiyorum. Yorgunluktan, rahatsızlıktan dolayı da kelime hatası, cümle hatası yaparsam, ya tabiri caizse sürçülisan edersek de affola sevgili dostlar. Size kısaca haberleri aktarmaya çalışıyorum. Şimdi ben iki tane isim için bu videoyu açtım. Birkaç tane daha isim var ama onları da konuşayım, araya sıkıştırayım. İlk olarak Fenerbahçe Pedro. Bir bu, bir de bu. Bu arkadaş. Şekil şükürlü, değişik şekil şükürlü. Enteresan sevinçler yapan arkadaş. Şimdi bu João Pedro için Dimarzio. Bakın, İtalya'nın duyumcusu Dimarzio. Bakın arkadaşlar, şimdi kimse kendine pay biçirmesin. Kimse kendi duyumcusunu, benim duyumcum biri, kimse terbiyesizlik yapmasın falan demesin. Terbiyesizliği kendiniz yaparsınız. Benim mezarım belli, bana bunu diyen... O pardon, o başka konuydu. Şimdi Dimarzio çıktı, dedi ki Fenerbahçe João Pedro için Cagliari ile 6,5 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaştım. Şimdi oyuncuyu ben detaylıca da anlatacağım inşallah. Şimdi ve devamını getirmiş, Pedro'nun menajerleri Fenerbahçe ile kontratın son detaylarını görüşmek için Cuma günü Türkiye'de olacaklar. Cuma günü Türkiye'de Cuma namazını kılmalarını bekliyoruz demiş. Cuma namazı kılacakları külliyen yalan. Çünkü Pedro'nun menajerleri Müslüman değil. Pedro'nun 3 yıllık kontratı hazır durumda demiş Dimarzio diyor. Bakın, bu onun duyumu. Şimdi Galatasaray João Pedro için yarın Cagliari ile, bu arada yarın dediği arkadaşlar 14 Temmuz'dan bahsediyoruz. Video muhtemelen 14 Temmuz'da yüklenecek. Siz 14 Temmuz'da olarak anlayın. Galatasaray João Pedro için 14 Temmuz'da Cagliari ile yeni bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ancak Fenerbahçe 2 artı 1 yıllık sözleşme ve çok ciddi bir bonservis bedeliyle işi bitirme noktasına geldi. Son dönemlerin en ilginç transferi olabilir. Bakın, işin içinde Fenerbahçe var, Galatasaray var. Şimdi arkadaşlar, beni yanlış anlamayın ama Fenerbahçe ve Galatasaray bir oyuncuya talip olursa, istediğiniz kadar deyin ki transfer çalımı şu bu, Fenerbahçe geri adım atmazsa o futbolcuyu Fenerbahçe alır. Almıyorsa bir bildiği vardır. Misal Abdülkerim Bardakçı ikinci maçında ikinci şeyini yapmış, hatasını yapmış. Ha, bu olur. Bu futbolculuk arkadaşlar. Bu gayet normal. Yalnız başka bir duyumcu, başka bir İtalyan duyumcu diyor ki João Pedro'nun temsilcisi Pigioli Fenerbahçe ile görüşüyor. Anlaşmayı bitirmek için görüşüyor. 3 yıllık mukavele ve yıllık 2,5 milyon euro net ücret üzerine konuşuyor demiş. Ve cumartesi günü İstanbul'da olması bekleniliyor demiş arkadaşlar. Şimdi Pedro, ay, kariyerine merkez forvet olarak başlayan, devamında forvet arkası olarak forma şansı bulsa da, hani doğuştan gelen yeteneği olan bir isim. Bu arada ben bunu birinden alıntıladım, hakkını helal etsin. Twitter'da birisi çok güzel bir float yapmış. Rahatsızlığından dolayı ismini vermeyi unuttum. Bizim Furkan mıydı ya? Furkan değildi sanırım. Ernesto olabilir ya. Muhtemelen Ernesto olur. Hepsine de buradan selamlar olsun. Rahatsızlığından dolayı herhalde affedeceklerdir. Diyor ki bitiricilik yeteneği var. Hem kafası hem de ayağı ile bitirebilmesi sebebiyle menajerleri tarafından merkez santrafor olarak değerlendirildi. Yani adamın kafa vuruşları ve ayak becerisi iyi. Forvet olarak değerlendirildi. Şimdi Pedro hücumda çok çeşitli bölgelerde performans gösterebilen esnek bir oyuncu. Tabi bu da ne yapıyor? Birçok takımı üstüne çekiyor. Kendisi Neymar, Casemiro, Coutinho ile oluşan Brezilya U17 takımının 7 numarasıydı. Oyuncu kendi ağzıyla İtalya'da kendisine taktik ve teknik anlamda çok şey kattığını söylüyor. Kendisi lider bir karaktere sahip olduğu için Cagliari takımının da kaptanlığını yapıyor. Oyuncu formunu sürekli korumak için evinin bir bölümünü fitness salonuna çevirmiş. Biz de kendimizi korumak için evimizin bir bölümünü PlayStation salonuna çeviriyoruz.
Kendisi 5 büyük ligi baz aldığımızda son 2 senede en çok gol atan Brezilyalı futbolcu. Bu listenin içerisinde Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Ha pardon, ben Gabriel Barbosa diyecektim. Firmino gibi isimlerin bulunduğunda belirtmek gerekir. Firmino mu? Firmino Fenerbahçe'de mi? Hayırlı olsun hocam. Firmino Fenerbahçe'de dedim bak. İsimlerin bulunduğunda belirtmek gerekir. João Pedro eskiden sadece topla oynayan bir çocuktum. Şimdi ise tam olarak nerede olmam gerektiğini biliyorum. Takımıma her zaman yardım etmeye çalışıyorum. Attığım her şut fark yapmalı. Yaptığım bir yanlış hareket kaybedebileceğimiz bir maç anlamına gelebilir. Futbolda kaybetsen bile kazanacağın çok şey var. Hala öğrenecek çok şeyimin olduğunu hissediyorum. Hala diyor. Demek ki Real Madrid'de. Bu yüzden insanın kendisini tamamen futbola vermeyi bilmesi gerektiğini söylüyorum. Jesus'a yani İsa'ya gerçekten inanıyorum. Yalnız burada Jorge Jesus'tan bahsetmiyor. Hazreti İsa'dan bahsediyor. Bunlar Jesus diye söylüyorlar. İnanç benim hayatım. Her maçtan önce namazımı kılarım. Dua eder. Tanrı'yla konuşurum demiş. Selam söyle. Benden de selam söyle. Bugün sahip olduğum her şeyi Tanrı'ya borçluyum demiş. Ne kadar düzgün bir şey. Keşke Müslüman olsa. Gerçi Müslüman olan arkadaşlar da maalesef değer bilmiyorlar. Yanlış yollara sapın. Neyse. Neyse bu kadar yeter. İşlerimi halletmeye kaçtım ben demiş. Yani demesin ki diyor. Ne varsa bu dönemde Hacı'da Hoca'da demesinler diyor. Amen demiş. Kapatmış. İkisiyle ilgili de tarama yapıp bilgi paylaşımı yapmaya çalıştım diyor. Size keyifli okumalar müsait olunca gündeme göre konuşmaya devam ederiz demiş. Bu Ernesto'nun yazısı ya. Onu da söyleyeyim. Şimdi João Pedro iyi bir isim. 12 milyon euro piyasa değeri var. Bir yıl sözleşme bitimine kalmış. 9 Mart 92 doğumlu 30 yaşındaki İtalyan oyuncu. Brezilya'da doğmuş, İtalyan pasaportu var. Ya bunlar arkadaşlar serbest dolaşım hakkı ve Avrupa Birliği vatandaşlarının hani Avrupa'da şeyi var ya, yani Avrupa Birliği vatandaşları orada serbest statüde futbolcu sayılıyor. O yüzden o da İtalya milli takımında da bir kez forma giymiş, bir golü var. Şimdi futbolcu forvet, forvet arkası 10 numara. Üçünde birden oynayabilen bir isim. As forvet mi? Tartışılır. 18 milyon euro piyasa değeri var. Arkadaşlar İtalya Serie A'da 217 maça çıkmış, 71 gol, 20 asist yapmış adamdan bahsediyoruz. Şimdi ben açıkçası size bir şey söyleyeyim mi? Di Marzio ile kapışacak değilim. Yani ben kim? Di Marzio'nun duyumuna bir şey söylemek kim? Ama ya ben bu transferin olmayacağı görüşündeyim ya. Yani ben bu transferin ne bileyim ben bu transferin olmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ha şunu söyleyeyim. Bu arkadaşı sanki Galatasaray'a böyle inat için alıyoruz gibi. Bu arada 39 maça çıkmış İtalya Serie A ve İtalya Kupası'nda 13 gol 4 asisti var. 3444 dakika. Ve arkadaşlar bakın. Geçen sezon 20 maçta forvet oynamış 6 gol 1 asist. 18 maçta forvet arkası oynamış 7 gol 4 asist. Yani sanki forvet arkasında daha verimli gibi. Ben bu arkadaşı almayacağımız görüşündeyim. Belki de Joshua King'den önce buna gittik ama olmadı. İkincisi ya ben gelmeyecek diyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Ya Dimarzio'ya kafa tutmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sen de ben mi? Tebiyesi. Dimarzio. Hadi bakalım. Demiyorum ama onu söyleyeyim. Ben gelmeyeceğini düşünüyorum. Alman medyasına göre aziz Allah'ın. Alman medyasına göre Mönchengladbach maddi sıkıntı içinde. İyi bir teklif gelirse Alessane Plea'yı elden çıkaracak. Bir dakika. Yanlış okumadım değil mi arkadaşlar? Plea. Yanlış okumadım. Kesin eminiz yani Plea. Hocam niye şaşırdın? Bir dakika. Bir internete girmem lazım. Bu arada siz gidin Plea gelsin. Aha. Şimdi bu arkadaş açık söyleyeyim. Öbürüne göre daha forvet bence. Ya ben bu Plea ismini bu kanalda konuştum ya. Eminim. Adım gibi eminim. Hatta 2 hafta ya da 3 hafta önce konuştuk diye hatırlıyorum.
Şöyle bir zaman tünelimi ben geri çekeyim. İki. Yok. Şeyde. Dur bakalım, 10 ay önce diyor da 10 ay önce imkanı yok, Pla'yı konuşmuş olamayız. O kadar uzun uzak değil de. Ha yok, o değil. Bir ay önce arkadaşlar. Bir ay önce konuşmuşuz. Tamam. Neyse. Çünkü ben hatırlıyorum, biz buna satın alma opsiyonu kiralık teklifinde bulunduk ama kabul etmedilerdi o zaman. Alman medyası diyor ki iyi bir teklif gelirse elden çıkaracak. Şimdi koskoca Alman medyasının yalan söyleyecek hali yok. Bakın, Alman medyası diyorum. Alman medyası. Yani Türkiye'deki X duyumcu falan demiyorum. Türkiye'deki X duyumcu özel haberle vermiş. Fenerbahçe Mönchengladbach forması giyen Alexandre Plea ile ilgileniyor demiş. Bakın, yanlış bir şey anlatmış olmayayım size arkadaşlar. Sadece şunu belirteyim. Yani önce Alman medyası demiş. Sonra bizimkiler almış. Şimdi 2,5 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandığı iddiası var. Yine bizim medyadan. Borussia Mönchengladbach'la görüşmeler devam ediyor. Oyuncu Fenerbahçe'yi istiyor demiş. Benim hatırladığım, biz bunu bir, bir buçuk ya 2 ay falan oldu diye hatırlıyorum ama neyse, biz bunu konuştuğumuzda aynı cümleyi söyledim. Biz bu oyuncuyu sorduk, almak istedik, yine şey yaptık. Ya kim biliyorsa bilsin, mühim değil arkadaşlar. Bilip bilmeme çok önemsemiyorum ama biz bu arkadaşla ilgili konuştuk, hatta Fransa milli takımında bir kez forma giydi diye de çok çok bahsettim. Bir bu vardı, bir tane de Modibo Sagnan vardı. Öyle bir isim vardı. Sol stoper. Salah'ı satıp yerine de onu düşünüyoruz diye. Hala da giderse düşündüğümüz ilk isim o da. Neyse. Bu arkadaş, evet. Şimdi bakın arkadaşlar. 10 Mart 93 doğumlu. 29 yaşında. 1,81 boyunda. 15 milyon euro piyasa değeri var. 1 yıl kalmış sözleşme bitimine. Glambach 23'e almış 2018'de ama 23'e satmasının imkanı yok. Şimdi sosyal medyada dönen duyumu söyleyeyim. 5 milyon euro diyorlar. Şimdi yanlış anlamayın. 5 milyon euroya eğer bu oyuncuyu satmaya yanaşıyorlarsa ne Sherlock gelir ne Luis Suarez gelir. Gerizekalı değiliz herhalde, değil mi arkadaşlar? Şimdi bu arkadaşı eğer 5'e veriyorlarsa, oyuncu da 2,5'a okey dediyse, play'e hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bak, gerçekten söylüyorum. Ben bu oyuncunun scout'unu şeyini izlediydim herhalde, skillsini. İzledim, eminim, tamam. Ya hızlı bir santrafor, verimli bir santrafor. Bak, Süper Lig'in çok üstünde bir futbolcu. Çok çok üstünde. Top sürme var mı? Var. Fizik olarak güçlü mü? Öyle bir omuzda yükü. Fizik olarak da çok çok güçlü. Bak arkadaşlar, oyuncunun benim aklımda kalan özelliklerini söylüyorum. Top sürme özelliği var. Yani hızlı sürebiliyor. Fiziğe güçlü. Jorge Jesus'un bence sistemine çok ama çok uygun bir oyuncu. Bak, %100 kefilim ben bu oyuncuya. Bir Dembele'ye kefilim, bir de buna kefilim. Ben Dembele duyumunda da acaba diyorum kendi kendime. Lan acaba ısrarla Dembele denilmesi. Ama zannetmiyorum ya. Bak yine söylüyorum, zannetmiyorum ama ben söyleyeceğimi söyleyeyim. Pas özelliği de yüksekmiş, pas becerisi. Zaman zaman kanatlarda da oynatılabiliyormuş arkadaşlar. Bilginiz olsun, hızlı top sürdüğü için. Yani saf bir forvet değil diyorlar ama. Bilginiz olsun. Hani nokta transfer, nokta forvet. Bu %100 doğru olmaz diyor. Bunu önce bir bilsin herkes. Gezgin forvet, yardımcı forvet, kanat forvet. Hani Enner Valencia aklınıza gelsin. En güzel tanım bu. Valencia'nın daha iyi koşanı, daha iyi bitiricisi, daha iyi fizik gücünde olanı, daha iyi takım oyunu oynayanı. Yani ayakları daha iyi arkadaşlar. Şunu diyeyim. Önde baskı yapan bir forvetmiş. En büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Ben izlediğim skis videolarından bunu çıkaramadım ama yorumlarda söylüyorlar. Başka videolarda izleyeyim ben. Agresif bir forvet diyorlar. Agresifim, kompleksliyim, alnının cartına buradan uçarım diyen bir forvetmiş. Yırtıcı, ileride pres yapıyor diyorlar. Israrla bunu söylüyorlar. Pres yapıyor, top kovalıyor. Fenerbahçe'ye gelirse uçurur diyorlar. Büyük transfer başarısı olur diyorlar. Bu İsmail Yüksek için yeni Emre Belözoğlu diyen tayfa arkadaşlar, bilginiz olsun. O yüzden ben güveniyorum.
Hala. Geçen sezon Alman Ligi'nde 33 maçta 10 gol, 8 asist yapmış. Alman Ligi'nden bahsediyoruz. Hani şu Serdar Dursun bir alt ligde gol kralı oldu ya. Onun bir üst liginde 10 gol, 8 asist yapmış. 18 gol katkısı 33 maçta. Valla ben şunu söyleyeyim. Eğer böyle bir imkan var, biz bu adamı kaçırırsak, bu adam 5'e başka takıma giderse, Ali Koç'u hiç eleştirmedim ama eleştiririm. Ama bu dönem, bu sezon, bu transfer sezonunda hiç eleştirmedim ama gerçekten eleştiririm. Lan bu adam 5 milyon euroya bedava. Ha şunu söyleyeceğim. Plea duyumu gerçekleşirse bana yazmayın. Başkasına da yazmayın. Alman basınına yazın. Pedro imzalanırsa Dimarzio'ya yazın. Pedro gelmezse bana yazabilirsiniz. Ama gelirse de çok da rezil etmeyin ya. Bana gelen duyumlardan bahsediyorum. Gelmeyecek diyorlar. Ama bu Plea gelsin ya. Vallahi benim içime sindi arkadaşlar. Bak şunu söyleyeyim size. Berisha 5'e gitse, 5'e Plea gelse Allah için biriniz mutsuz olur musunuz? Ya da hani ben bir anket açtım ya, dolaylı olarak ya da doğrudan Plea Mesut şey Berisha takasına okey misiniz değil misiniz diye. Şu anda %92 oranında evet oyu çıkmış. Hayır veren arkadaşlar herhalde Fenerbahçeli değiller diye düşünüyorum. Ama şey net santrafor isteriz yazmışlar. Ya merak etmeyin Almanya'nın yabancı santraforu Türkiye'de net santrafor olur. Merak etmeyin. FIFA menajeri Marco Kırdemir Fenerbahçe Luis Suarez'e doğrudan ulaştı. 6 milyon euro teklif ettiler ama Suarez bu teklifi kabul etmedi diyor. Ben şunu söyleyeyim. Bakın bir kumar oynayayım mı? Bir kumar oynayayım. Eğer Plea bu teklifi kabul ediyorsa, kulübü bu teklifi kabul ediyorsa ben Luis Suarez'i de almam. Çok istediğim bir isim. Ah keşke olsa dediğim bir isim. 6 milyon euro değil bu arada. 4 milyon euro arkadaşlar. Ya adam Allah aşkına adam şeyler River Plate'le falan 4,5'a konuşan adam. Sen niye 6 vereceksin? Yapmayın etmeyin arkadaşlar ya. Ha 6 milyon euro olayını yalanlıyorum. Luis Suarez 6 milyon euro olayı yalan. Ha eğer benim duyumum doğruysa ki doğru değilse 6 milyon euro teklif etsek yine yalanlıyorum. 6 milyon euroya da gelmez. Çünkü sen 6 verdiysen emin ol 10 istemiştir. 15 istemiştir. Kenan Yıldız arkadaşlar. Kenan Yıldız'ın da ilgili bir cümle kurayım. Bu çocuğun duyumunu veren ilk kişilerden birisi benim. Keşke olsaydı. Juventus U17 milli takımımızda forma giyen Kenan Yıldız 2025'e kadar sözleşme imzalamış. Bayern Münih altyapısındaki ofansif orta saha oyuncusu. Geçen sezon U17 ve U19'da 20 maçta 6 gol 8 asist yapmış. Ali Koç bunu almaya çok uğraştı ya. Ali Koç harbi söylüyorum bunu almaya çok uğraştı. Şimdi yiğidi öldür hakkını yeme. Ben bir şey söyleyeyim. Kesinlikle diyorum bak. Hani evet Ali Koç'u eleştirin. Yanlışlarını yüzüne yüzüne söyleyin. Ama küfürsüz, hakaretsiz. Ama doğrularını da inkar etmeyin. Ali Koç gerçekten çok uğraştı. Bak size isterseniz yemin edeyim. Gerçi yemin etmeme gerek yok. Az buçuk beni tanıdınız. Ali Koç gerçekten çok uğraştı. Çok çok uğraştı ama yani karşındaki rakip Juventus arkadaşlar. Ha Galatasaray olsaydı bizdeydi. Ben gerçekten anlamıyorum ya şu ankette konuşmaları. Ya arkadaşlar siz Lewandowski falan mı istiyorsunuz? Vallahi ben çok merak ediyorum ya. Harbi söylüyorum ya. Harbi merak ediyorum ya. Bir tanesi de yazmış. Ne yazmış? Hep Fenerbahçe yardımcı forvetler şey yapıyor. Niye böyle oluyor? Ya arkadaşlar etmeyin, eylemeyin. Bak şey gibi düşünün. A takımda bir futbolcu düşünün. Mesela kim olsun Fenerbahçe'de? Mert Hakan Yandaş. U19 takımıyla idmanlara çıksa, maça çıksa fark eder mi? U19'da Mert Hakan Yandaş sağ kanat oynasın. İyi oynar mı? Sağ bek oynasın. Oynar değil mi arkadaşlar? Bu da böyle bir şey. İnanın böyle bir şey. Türkiye Ligi çok kalitesiz bir lig. Yapmayın etmeyin arkadaşlar. Ben müsaadenizi istiyorum. Kusuruma da bakmayın biraz da uzattım. Ama süreci anlatmak istiyorum.
Hocam özet olarak şunu söyleyeyim. Plea ismi alınırsa doğru isim. Şartlarını sorduk ettik. 5 milyon euro diyorlarsa havada karada kaparız. 1. João Pedro ismine ben olmayacak diyorum. 2. Luis Suarez biz 4 milyon euro verdik diye biliyorum. 6 milyon euro haberleri acaba bilinçli mi pompalanıyor yani kabul etmeyecek de diye. Ben Suarez de olmaz bu gidişte diyeyim. Yani iş uzadıkça uzuyor olmaz gibi. Başka Galatasaray. Ha ben dedim ki bu Pedro işi Galatasaray'ın işini bozmak için de yükseltmiş olabilir. Firmino zaten geçin. Sherlock şu şartlarda zannetmiyorum eğer playa varsa Sherlock da yatar, Suarez de yatar. Belotti zaten yüksekten uçuyor. Ben Belotti'nin geleceğini de düşünmüyorum. Valencia kalıcı gibi duruyor ya. Berisha yazmışlar. Berisha kim? Kerem Yıldız da söyledik. Evet arkadaşlar benim aktaracaklarım bu kadar. Aklınızı helal edin. Görüşmek üzere inşallah.